Deathwing, Neltarion ve diğer Dragon aspektlerin başlangıcı bayağı eskiye dayanıyor. Horde ve Alliance daha portakalda vitamin bile değilken, Titanların Azeroth'ta düzeni sağlasın diye bıraktığı Titan Keeper'lar, Galakrond adında bayağı büyük, böyle zıplayınca deprem yaratacak kadar büyük bir Proto Drake olduğunu görüyorlar. O sıralar bizim Neltarion ve öbür aspektler daha sümüklü, küçük Proto Drake ama hem cinslerine bakaraktan biraz daha yetenekli ve akıllılar. Neyse, bu Titan Keeper'lardan Tyr, bu Galakrond amcayı dövmeye gidiyor. Bakıyor ki bu bizim aspektler de kertenkelelerden biraz daha akıllı, onlarla birlik olup Galakrond'u öldürmeyi planlıyor. Tabi Tyr, koca Titan Keeper, ben buna tek atarım şeklinde gidip dalınca Galakrond bunun kolunu kaptığı gibi kopartıyor. Tyr bir köşede kolum kolum diye inlerken bizim 5 sümüklü Proto Drake bir taş alıp Galakrond'un ağzından içeri atıp onu boğarak öldürüyorlar. Bunu duyan diğer Titan Keeper'lar, bak lan şu kertenkelelere, biz en iyisi bunlara azıcık güç verelim, bunlar da bize yardımcı olsun, diyor. Titanlar da Titan Keeper'lar aracılığıyla olaydan haberdar oldukları için onlar da bu güç verme işini onaylıyorlar. Alexstrasza hayatın bekçisi ve ejderhaların kraliçesi oluyor. Nozdormu zamanın bekçisi oluyor. Maligos sihrin bekçisi oluyor. Ysera paso uyumaktan sorumlu. Bizim Neltarion emmi ise dağın taşın toprağın bekçisi oluyor. Sanki dağ taş bir yere kaçıyor da. Alexstrasza abla etrafı böyle yeşertip kuşları böcekleri dize dursun. Nozdormu böyle geleceğe dönüş filmin tadında takılıyor. Maligos hokus pokus işleriyle uğraşıyor. Ysera da paso uyurken Neltarion bakıyor, dağ taş yerinde. Ağır, yapacak bir şey yok. Lan empati desişi bana vermişler, diye kederden, sıkıntıdan depresyona girip bizim bu Old God'larla arkadaşlık kurmaya başlıyor. Tabi Old God'lar kötü. Buna veriyorlar gazı. Ya kanka sen var ya aslında bunların alayından güçlüsün. De işte bunlar en kötü işi sana itelemişler. Sen var ya istersen bunların alayını patates edip kral olursun ha. Bizim Neltarion da gazla çalışıyor tabi. Bunları dinleyip gaza geliyor. Neyse aradan birkaç bin yıl geçiyor. Şeytanlar Azeroth'a çıkarma yapıyorlar. Neltarion diyor ki aha bu krizi hemen fırsata çevirmeliyim. Gidip öbür aspektlere diyor ki gençler gelin bak altın renginde bir tabak buldum. Bir şey yapalım işte herkes gücünün yarısını falan buraya aktarsın. Ben de kullanayım bu şeytanları patates edelim. Öbür ejderler de buna saf gibi kanıyor ve altın renginde süper güçlü tabağı yapıyorlar. Böyle süper güçlü. Neltarion tabağı alıp zaaaya sizi nasıl kandırdım deyip taban gücünü kendine aktarmaya çalışıyor. Diğer ejderlere savaş açar. O sırada World of Warcraft evreninin Gandalf'ı ki ihtiyaç anında hiçbir işe yaramayan, sadece son anda gelip günü kurtaran Malfurion amca geliyor. Deathwing zaten tabaktan çok güç çektiği için böyle aşırı dozdan beyni dönerken Malfurion tabağı Deathwing'in elinden kaçırıyor. Ha ezik diye dalga geçiyor. Ortadan puf kayboluyor. Deathwing ise tekrar depresyona girip Old God kankalarıyla konuşmaya devam ediyor. Aradan birkaç bin yıl daha geçiyor. Lan bin yıl. Deathwing taban yerini bulup birkaç tane orku da manipüle edip almalarını sağlıyor. Orklar tabağı kullanarak Alexstrasza ablayı esaret altına alıp onu bir yumurta makinesine çeviriyorlar. O sırada Deathwing gidip kendi yumurtalarını Outland'e saklıyor. İşte malum yani Azeroth'ta olsa diğer Dragon aspektler bunların yumurtalarını alır. Yani omlet yaparlar. Yumurtadan çıkan ejderlerle ordu kurup diğer 4 aspekti yenmeyi planlıyor. Ama Outland'de Gurul ve onun cinsindekiler bunun çıkan yavrularını kazıklara geçiriyor. Deathwing gidip yavrularının intikamını aldıktan sonra diyor ki ben en iyisi insanların içine karışayım da orada bir karışıklık çıkartayım diyor. İnsan kılığına girip Lordaeron'dakileri Dalaran'dakilere karşı kışkırtmaya başlıyor ki Dalaran'dakiler de büyücü ha. Ama işte işe yaramıyor. Bu da işe yaramayınca iyice depresyona giriyor. Depresyona girip toprağın altına gidiyor. Zırhına artı basmaya başlıyor. Habire artı basıyor. Old God kankalarından da biraz daha gaz alıyor. Ta ki Kataklizm ek paketine kadar. Kataklizm ek paketiyle beraber depresyon mağarasından çıkıp ortalığı yakıp yıkıyor. Her tarafta depremler, tsunamiler, baskınlar olurken bir arada rastgele gidip böyle bir bölgede belirip işte etrafı ateşe veriyor. Ki böyle oyuncular achievement falan alsın hani böyle puan muan kalsın diye. Sonra Tral, bizim bu Tral namı diğer Green Jesus var ya hani yeşil İsa. Çıkıp meşhur altın rengindeki tabakla bunu kuş gibi vuruyor. Daha sonra rastgele birkaç oyuncu bunun sırtına atlıyor. Böyle orada dövüşüyorlar falan. Daha sonra aşağı Maelstrom iniyorlar.
İşte Milestone'da da böyle lavdan dokunaçları olan böyle tövbe estağfurullah ejderha demeye bin şahit Deathwing'i öldürüp binek düşürmeye çalışıyorlar. İşte sonra bizim Deathwing ölüyor.